fenomenolojisi üzerine konuşacak. Umur Ekrem İstanbul Üniversitesi de şu an hala görev yapmakta. İstanbul Üniversitesi'nden mezun, yüksek lisans ve doktorası da yine İstanbul Üniversitesi'nden. Daha önce Uludağ Üniversitesi'nde dersler vermişti. Şu an hala İstanbul Üniversitesi'nde çalışmalarına devam ediyor. Özellikle hocamız aynı zamanda müzisyen de. O yüzden sanat felsefesi, özellikle de müzik felsefesi son derece onun için yeni bir çalışma alanı ve bir de fenomenoloji üzerine çalışıyor. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Yeni hoş geldiniz. Ayrıca beni davet ettiğiniz için de teşekkür ederim. Başta bir soru olmak üzere ağlamamla. Çok teşekkür ederim. Maltepe Üniversitesi'nin düzenlediği bir kimliğe dahil olmaktan çok memnunum. Ahu Hocam, bunu da söylediği gibi ben Ahu ile beraber, Ahu'dan biraz daha önce İslam Üniversitesi'nde okudum, İslam Üniversitesi'nde eğitimliyordum. İslam Üniversitesi birçok ilkleri yaptığı gibi teknoloji konusunda da ilkleri gerçekleştirmiş, ilk çalışmaları gerçekleştirmiş bir üniversite ve felsefe bölümü. Ben de orada yetiştim ve önemli, Türkiye'de önemli fenoloji çalışmaları yapmış hocaların doğrudan öğrencisi oldum. Bunların en başında tabii Profesör Doktor Nel Uygur ve Profesör Doktor Ömer Sözer geliyor. Biliyorsunuz Türkçedeki en önemli fenoloji üzerine Türkçe yazılar, kitapları bu iki hocamız yaptı. Nel Uygur hocanın bildiğiniz gibi Yetmişler'de başkasının benim sorunu çalışan başka bir çalışması var. Öner Hoca'nın ise Edmund Husserl ve Nesler'in Vardığı Sorunu diye bir kitap var, çalışması var. Her ikisi de Husserl arşivinde çalıştılar. Ve özellikle Nermin Hoca Husserl'in doğrudan daha önce hiç kullanılmamış el yazmaları üzerine çalıştı. Bu eseri öyle yazdı. Orijinal el yazmaları. Yani daha önce batılı bir araştırmacının da ele almadığı doğrudan Husserl el yazmaları üzerine çalışarak hazırladı. Yazıcılık kitabını. Ben de onların öğrencisi olma şansına sahip oldum her ikisinin de. Ve özellikle bu iki hocadan teknolojiyle ilgili ilk bilgilerimizi aldık. Tabii bizden sonra Ahu Hanım hep bu hocaların yetiş saatinden geçti. Özellikle Öner Hoca galiba. Yani hocaya sen yetişmedin ama. Yetişim. Tamam. Şimdi fenomenoloji İstanbul Üniversitesi'nde bana sorarsanız bir felsefe geleneği var mıdır diye sorarsanız ben fenomenoloji olduğunu söylerim. Fenomenoloji olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında Tekrek Hakettin Hoca, Hakettin Mengüçoğlu olsun, İsmail Tunaoğlu olsun yeni ontoloji çalışmalarına yöneldikleri zaman aslında hep şunu farkındaydılar ve biliyorlardı. Bu fenomenoloji kökenli bir anlayıştır yeni ontoloji, Almanya'daki yeni ontoloji, Hartmann'ın ontoloji. Hartmann'ın kendisi de fenomenoloji. Maurice Berger mesela İsmail Tunalı hocanın yöneldiği Maurice Berger de önemli bir fenomenoloji estetik üzerine çalışır. Ve kendileri buralarda fenomenoloji kökenli bir gelenek oluşturdular İstanbul Üniversitesi'nde. Biz de onların içinde yetiştik hepimiz. Dolayısıyla da ontoloji ve fenomenoloji İstanbul Üniversitesi'nin temel çalışma alanı hocalarının temel çalışma alanıdır hep. Biz de onlardan faydalanmaya çalıştık. Şimdi benim konum bugün ele alacağım konu özellikle üzerine yoğunlaştığım konu bu hocaların bir devamı olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Husserl'in erken dönem fenomenolojisi. Biliyorsunuz Husserl'in erken ve geç dönem diye ayrılıyor fenomenolojileri. Hatta sonraki döneminde transcendental dönemi de deniyor. Ya da prediksiyon dönemi, indirgemiş dönemi denildiği dönemler de var. Ben bunlara değil, daha genç Husserl'in çalışmalarına eğildim. Bunun sebebi benim fenomenolojideki ana çıkış noktam, fenomenolojinin kaynağına gitme arzum. Ve bu burada kaynakta da özellikle Husserl'in hocası olan ünlü İtalyan asıllı Alman filozof Franz Brentano üzerine çalışmalarım buna yol açtı. Şimdi gerek Nermin Uygur hocanın, gerekse Öner Sözer hocanın kitaplarına baktığımız zaman aslında geç dönem fenomenolojisi üzerine yapılmış çalışmalardır. Özellikle mesela Nermin hocanınki Kartezyen manifestasyonların
temelinde yer alan, işte başkasının beni meselesi üzerine yoğunlaşır ki belki daha önce burada sizlere anlatıldı başkasının beni meselesi. Öner Sözler hocamız da geç dönem fenolojisi üzerine eğilmişti ve bütün geç dönem fenolojisi üzerine eğilenler hocaların geneli gibi Türkiye'deki Brent Tanrı üzerine çok fazla eğilmemişlerdi. Sadece başla bu serde etkilediğinden intensiyonel tanımlaşının özellikle Brent Tanrı'nın ruhsal üzerinde etkili olduğundan ve hocası olduğundan söz edip geçmişlerdir. Ancak çağımızda işler değişti. Sanıldığından çok daha fazla aslında ruhsal üzerinde Brent Tanrı'nın etkisi olduğunu artık bugün biliyoruz. Ve bugün ruhsal üzerinde yapılmış çalışmalarda ilk bölüm Brent Tanrı'ya ayrılır ve oldukça uzun bir şekilde Brent Tanrı'ya değinilir. Ve Brent Tanrı olmadan bu serinin artık anlaşılamayacağı, özellikle erken dönemlerde hiç anlaşılamayacağı düşünülür. Bugünün fenomenotları ve ruhsal çalışmaları ruhsal üzerine uzmanlaşanlar tarafından. Ben de buna katılıyorum kesinlikle. Geç dönem o etkisi sürmekle beraber asıl erken dönem çalışanlar için olsunulmaz bir filozof. Husserl'i anlamak için transparent ama. Nitekim bunu Husserl de teyit ediyor. Husserl'in çok önemli bir sözü var Brent Tanrı'yla ilgili. Şöyle diyor Husserl Brent Tanrı hakkında, hocası hakkında, ki Viyana'da derslerini dinlemiştir. Viyana Üniversitesi'nde hocasının. Hocası hakkında şöyle diyor, Brent Tanrı olmasaydı fenolojide tek bir cümle bile yazamazdı. Şimdi bu sebeple kendisi zaten hocasının kendi düşünüşündeki önemli farkında. Dolayısıyla da kaçınılmaz bir biçimde biz bu sebeple erken dönemini alırken önce bir Brent Tanrı'ya bakmak gerekiyor. Brent Tanrı ne demiş, neler Brent Tanrı da bu serde etkilemiş. Buna bir bakmamız gerekiyor. Brent Tanrı'nın çok önemli bir özelliği var. Çok önemli bir Aristoteles bir kere. Aristoteles'in bildiği bilen bir düşünür. Ve bütün görüşlerinde neredeyse Aristoteles'ten devşirir. Ama Aristoteles'in genellikle skolastik düşünürler tarafından yorumlanışlarını ele alır ve özellikle Thomas Aquinas üzerinden Aristoteles'i inceler. Çok iyi bir felsefe tarihçisi ve orta çağ aynı zamanda uzmanı Brent Tanrı. Meşhur bir eseri var. En önemli eseri başyapıtı. Empirik açıdan psikoloji diye çevirebiliriz bu eseri. Şimdi bu esere baktığımız zaman ya da genel olarak Brent Tanrı felsefesine baktığımız zaman Husserl'le bağlantısı içerisinde Husserl'le etkileyen üç temel noktayı görüyoruz Brent Tanrı felsefesinde. Bunları açık kılmaya çalışayım. İlkin, Husserl'in Brent Tanrı'dan dev aldığı, özellikle genç Husserl'in Brent Tanrı'dan dev aldığı çok önemli bir düşünce var. Ki Husserl'in bir kitabının adı da budur. Kesin birbirine olarak felsefe. Şimdi, hocası Franz Brent Tanrı aslında bir papazdır. Fakat daha sonra papazlıktan ayrılıyor. Çünkü Vatikan Konsülü papanın yanılmaz olduğu yönünde bir karar alıyor. Buna kızınca papazlıktan ayrılıyor. Fakat bu kopuş aynı zamanda sadece bir kurumsal kopuş değil. Kendisi de daha çok pozitivist bir bakış açısına da yönlendiren bir kopuş ve empirist bir bakış açısına da yönlendiren bir kopuş. Nitekim Brent Tanrı'nın şöyle bir görüşü var, diyor ki felsefenin yöntemi doğa bilimlerinin yönteminden farklı değildir. Franz Brent Tanrı'ya göre. Dolayısıyla da felsefenin en büyük etkili bir amacı aslında kesin bir bilim olmaktır. Kesin bir bilim olmalıdır. Bu yeni bir görüş değil. Aslında bu Platon'da olduğu gibi Kant'ta da olan bir görüş. Kesin bir bilim olarak felsefenin kurulması ki Kant'ın en büyük şikayeti zaten metafiziğin bilim olma iddiasını hiçbir zaman gerçekleştirememiş olması yönündeydi. Ve tekrar sanırım ses gitti. Sesim geliyor muyum? Geliyor. Daha iyi geliyor. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi felsefenin yöntemi konusunda doğa bilimlerinin yöntemiyle özdeşleştirirken Franz Brent Tanrı felsefeyi kesin bir bilim olarak kurmak istiyor ve bu dediğim gibi öncesinde felsefe tarihinde zaten yapılmış ve gerçekleştirilmeye çalışılmış bir şey. Ancak burada izlediği yol kendisinden öncekilerden oldukça farklı. Franz Brent Tanrı'nın izlediği yol.
Ve bu yolda bu sel etkiliyor. Bu selde biliyorsunuz kesin bir mimari felsefe eseri Türkçe'ye çevrildi. Türkçe'de var. Belki görmüşsünüzdür. Ama Brentano'da bu sel etkileyen bir daha diğer unsur, onun empirik bakış açısından psikolojiden hareket etmesi. Yani kendi gününde geçerli olan, kendisinin adlandırmasıyla genetik psikoloji adını verdiği psikolojiyi eleştiriye tabi tutması. Brentano. Genesis burada oluş anlamında oluş psikolojisi, oluşu temeli alan, süreci temeli alan psikolojiyi eleştiriye tabi tutuyor Franz Brentano. Aslında bizim bugünkü genetik psikolojiden ne anlamak gerekir diye sorarsanız anlamamız gereken şey aslında deneysel psikoloji. Deneysel psikolojiyi eleştiriye tabi tutuyor. Şimdi o dönemde, Franz Brentano döneminde bu genetik psikolojinin çok önemli bir temsilcisi var. Aslında deneysel psikolojiyi fizyolojik psikoloji de diyebiliriz. Fizyolojik temelli psikoloji. Bu da Alman bir psikolog ve filozof Wilhelm Wundt. Şimdi Brentano ve Wilhelm Wundt'un görüşlerini eleştiriyor. Ona göre genetik psikoloji bir kere kesin bir bilim değil. Franz Brentano'ya göre genetik psikoloji kesin bir bilim değil. Olasılık temelinde kurulmuş bir bilim ve olsa meteorolojinin tahminleri gibi en fazla tahminler yapabilir. Deneysel psikoloji ki bugün biz pek buna alışık değiliz. Çünkü bizim üniversitelerimizde ve liselerimizdeki psikoloji dersleri aslında deneysel psikoloji dersleridir ağırlıklı olarak. Kendi lise çağlarımızda psikoloji dersi aldıysanız hatırlayın. Temelde deneysel psikolojidir. Orada verilen bize. Ama Brentano'ya göre aslında bu kesin bir bilim değildir. Kesin bir bilim olarak onun önerdiği psikoloji kendisinin adlandırmasıyla deskriptif psikoloji ya da Türkçe'ye çevirirsek tasvirci ya da betimleyici psikolojidir. Ve kendisi buna aynı zamanda psikognosi adını veriyor. Gnosis biliyorsunuz eski Yunanca'da Platon'da bulunan bir terim ve bilim demek, bilimsel bir şey demek. Psiko zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Bilimsel bu bilim denilebilecek bir çevirisi olabilir. Tasvirci psikoloji demek ki psikognosis ya da diğer adıyla aslında kesin bir bilimdir ama genetik psikoloji kesin bir bilim değildir ki tasvirci psikolojinin kurucusu Franz Brentano'dur. Şimdi iki temel ayrım var. Aslında çok geniş bir konu bu. Üzerine sayısız çalışma yapılmış bir konu ama burada çok kısa söz etmek istiyorum çünkü önemli olan bu serde nasıl etkilediği. Bizi ilgilendiren tarafı bu. Mesela genetik psikologların kullandığı bir temel yöntem iç gözlemdir. Almancası da innere böyle attım. İç gözlem yöntemi. Şimdi Brentano'ya göre bu yöntem kesin bir bilim olarak kurulabilecek bir fenomenoloji ya da tasvirci psikoloji aynı zamanda Brentano tasvirci fenomenoloji de diyor. Fenomenoloji adını Husserl'den önce de kullanıyor. Tasvirci fenomenoloji adını da veriyor Brentano. İç gözlem aslında imkansızdır Franz Brentano'ya göre. Çünkü psikologların seçtiği, özellikle deneysel psikologların seçtiği iş gözlemleri yönlerinin imkansız olduğunu çok basit bir örnekle mesela ele alabilirsiniz. Belki çok basit ama yine de bize bir fikir verebilir. Mesela kızgınlık fenomenini gözlemlemek istiyorsunuz. Kızgınlık fenomenini gözlemlemek istediğinizde mesela kendinizdeki kızgın çünkü kendindeki duyguları gözlemler aynı zamanda. Kendisindeki algıları, bilinç unsurlarını gözlemler ya psikologlar. Ama kızgınlık fenomenini kızgın olduğunuz anda gözlemleyemezsiniz. Çünkü onu gözlemlemek istediğinizde artık kızgın değilsinizdir. Ona bir mesafe almış durumdasınızdır. Kızgınlık geçtikten sonra da fenomeni aslında gözlemleyemezsiniz. Dolayısıyla aslında gözlemlenmesi imkansız bir fenomenden söz ediyoruz. Dolayısıyla da Franz Brentano açısından iç gözlem imkansızdır. Yani herhangi bir psikolog aslında hiçbir zaman iç gözlem yapmamıştır. Yapamaz. Ancak iç gözlem yerine asıl psikolojinin kullanması gereken yöntem Brentano'ya göre innere varmemut dediği iç algıdır. İç algı iç gözlemden farklıdır.
o özellikle bilincin unsurlarıyla ilgilidir ve bilincin unsurlarının arasındaki bağlantıyla ilgilidir. İç algı. Aslında doğrudan psişik aktlarla, elimlerle ilgilidir. Şimdi tam burada bunu anlayabilmek için ki dikkat ederseniz burada genetik psikoloji eleştirisi Brentano'nun genetik psikoloji eleştirisi Husserl'i etkileyecektir. Çünkü Husserl erken dönemde radikal dönüşünde önce mesela daha sonra süresini edeceğim aritmetik diğer filozofide psikolojist bir eğilim göstermişken sonra Wimshaw Terzungen'de yani mantık araştırmalarında radikal dönüşünde psikolojinin karşılığı bir eğilim gerçekleştirecek ve felsefede psikolojinin mantıkta psikolojinin eleştirisine yapacaktır. İşte burada Brentano'nun bu genetik psikoloji eleştirisinden etkilenmiştir Edmund Husserl. Şimdi burada intansiyonel teziyle bağlantılandırmak gerekiyor. Franz Brentano'nun intansiyonel tezi çok önemli, intansiyonel tezi. Türkçe biliyorsunuz intansiyonel tezi, intansiyonel yönelim diye çeviriliyor, tercüme ediyor. Şimdi Erdik Açılar Psikoloji adlı eserinde bugün artık çağdaş felsefe için çok çok önemli olan bir önemli bir pasaj var. İnternasyonelite pasajı diye anılır Brentano'nun. Çok meşhur bir pasajdır bu. Müsaadenizle ben onun size tercümesini okuyacağım. Şöyle diyor bu Erdik Açılar Psikoloji'de İnternasyonelite pasajında Franz Brentano. Her psişik fenomen orta çağın skolastikleri tarafından, size söyledim zaten orta çağ uzmanıdır. Çok iyi bir ortaçağ süreçlerinde. Nesnenin intansiyonel ilişki mağruluşu, ki burada sözcük in existence'dır. Buradaki in'i Türkçe'ye nedense yanlış çevirdiler. Var olma iş diye çevirdiler. Oysa yanlıştır. Var olma iş değil. İçsel varoluş, içkin varoluşu demek ister. Buradaki in onu gösterir. Dolayısıyla da var olma iş diye çevirdiğinde bütünüyle yanlış anlaşılmalara ya da hiç anlaşılmamasına neden olur. İçkin varoluş ki zaten Brentano'ya içkin realist denir. İmmanent realist denir Brentano'ya bu yüzden. İçkin varoluşu denilen şeyle karakterize edilir. Ve bütünüyle açık terimlerle ifade edilmese de bir içeriğe gönderme, yani referans, bir nesneye yönelme ya da içkin bir nesnelik adını verdiğiniz şeyle karakterize edilir. Her biri daima aynı şekilde olmasa da kendi içinde nesne olarak bir şey içerir. Tasarımda bir şey tasarımlanır. Yargıda bir şey onaylanır ya da reddedilir. Sevgide bir şey sevilir. Nefrette bir şeyden nefret edilir. Arzuda bir şey arzulanır ve reddedilir. Bu intansiyonel varoluş psişik fenomenin tek karakteristiğidir. Brentano'ya göre. Hiçbir fizik fenomen buna benzer herhangi bir şey göstermez. Sonuç olarak psişik fenomeni bu fenomenleri kendi içlerinde intansiyonel olarak yani yönelimsel olarak nesne içerdiklerini söyleyerek tanımlayabiliriz. Çünkü bu çok önemli bir pasaj. Burada bu pasajlar fenomenolar olduğu kadar analitik felsefecilere de çok etkilenmiş. Ve bu pasaja sayısız gönderme vardır. Neredeyse bütün çağdaş felsefe metinlerinde analitik fenomenoloji, analitik genel felsefe metinlerinde bu pasajın anlatılandığını ve buna gönderme yapıldığını görürsünüz. Çünkü burada çok önemli temel noktalar var. En başta bir ilişki mağruluş iddiası var. İntensiyonel ilişki mağruluş iddiası var. İkinci olarak psikik aktlar ile intensiyonel nesne arasında zorunlu bir bağlantı kuruluyor. Üçüncü olarak psikik fenomeni kesin olarak fizik fenomenden ayırmanın bir ölçütü veriliyor. Psikik fenomen, fizik fenomenin göstermediği bir nesneye yönelme özelliğini gösterir. Nitekim Husserl daha sonra ne diyecektir? Bilinç hep bir şeyin bilincidir. Bir nesneye yönelme düşüncesi ya da bilincin bir şeyin bilinci olduğu düşüncesi işte buralardan geliyor. Edmund Husserl'de. Dolayısıyla da fizik fenomen ile psikik fenomen arasında önemli bir ayrımı getirir bize Franz Brentano. Şimdi içkin nesneden söz ediyor ilk defa. Bu çok önemli. Ve bu buradaki intansiyonel nesne de diyebiliriz biz buna, yönemsel nesne. Bunların real nesne olması gerekmez. Yani gerçek nesneler olması gerekmez ki çoğunlukla da değildir. Tam tersine özel varlık, özel bir varlık tarzına sahip nesnelerden söz edilir. Mesela Pegasus da bir nesnedir. Ya da herhangi bir düşünebileceğiniz mitolojik bir tasarım da bir nesnedir. Dolayısıyla da
Bunlar düşündüğünüzde varlığa gelen Brent Hanım'a göre, düşünmediğinizde varlığın sona eren nesnelerdir. Düşündüğünüzde varlığa gelen, düşünmediğinizde de varlığın sona gelen, sona eren nesneler ki bunlara entia irrealia diyor. Eski şeyden, suprastiklerden aldığı terimden. Entia irrealia diyorsunuz, entia ens varlık demek, irrealia gerçek olmayan varlıklar. Yani bunlar realitede karşılığı olması gerekmiyor. Nesne olmanın illa da real olma ilişkisi eskiden vuruluyordu. Bunu ortadan kaldırıyor terminoloji gereği. O yüzden o epokede ayrıca içine alırken real olan bütün her şeyi dışta bırakıyor ya bu sen. O yüzden burada kolay yapabiliyor. Çünkü Brent Hanım'ın yolunu hazırlıyor. Varoluşu dışarıda bırakmanın yolunu Franz Brent Hanım hazırlıyor. Çünkü nesne olmak için varoluşa ihtiyacınız yok. Kim aynı ondan sonra var olmayan nesneler teorisini ortaya atacak. Buradan hareketli ki o da bir Brent Hanım öğrencisi. Alexios Fonman. Demek ki gerçeklik onsuz olunamaz. Nesne için kaçınılmaz bir özellik ya da varoluş kaçınılmaz bir özellik değildir. Var olmayan nesnelerde vardır ki intensiyonel nesne dediğiniz şey var olması ya da var olması gerekmiyor. Zaten tasarımda bir şey tasarımladığınız zaman o tasarımın şeyin gerçek olup olmadığına bakmıyorsunuz. Önemli olan tasarımda bir şeyin tasarımlanması. Nesne olmak için bu yeterli. Yani ona yönelmek yeterli. Ve burada sadece psikolojik fenomenler bu özelliği gösteriyor. Psikolojik olan gösteriyor. Bu yüzden de psikolojik fizik fenomen ayrımını yapıyor ve yönelimsellik gösteren fenomenleri, psikolojik fenomenler, mesela hayal etme, isteme, yargı verme, az önce söz ettik. Bunlar hepsi psikolojik fenomen. Ama yönelimsellik göstermeyen fenomenler, mesela renkler, sesler, bunlar da fizik fenomenler diyor. Brent Hanım. Burada Brent Hanım kesinlikle bir dualizme gitmiyor. Bir beden ruh dualizmi yok. Çünkü Brent Hanım ne psikolojik ne de fizik fenomenleri realite düzenine taşımadan ele alıyor. Gerçeklik düzenine taşımadan ele alıyor. Gerçeklik düzenine taşısaydı ya da bunların gerçekte olup olmadıklarıyla ilgilenseydi zaten eski dualizme tekrar düşecekti. Yani beden ruh ayrımının bir varyasyonu olan gerçeklik ve psikolojik olan veya bir psikolojik olan ayrımını gene karşısında bulacaktı. Bundan kaçıyor. Gerçekliğe dair bir yargıda bulunmadan sadece psikolojik fenomenleri psikolojik edimler temelinde kabul ediyor. Ve psikolojik nesneleri de içsel olarak kabul ediyor. İntensiyonel nesne olarak kabul ediyor. Böylece de dualizmden, ikircilikten kurtuluyor kendisine göre. Ben yani gerçekliğe dair bir yargıda bulunmama düşüncesi daha sonra bir Husserl'de epoke ayrıca içine alma düşüncesiyle tekrar gündeme gelecek. Yine burada Brent Hanım'dan etkilendiğini görüyorsunuz. Edmund Husserl'in, genç Edmund Husserl'in. Şimdi demek ki Franz Brent Hanım'ın temel noktalarında ilgisi en önemlisi kesin bir numara. Felsefe ipokalitesi. Genetik psikolojinin eleştirisi ki bu onun psikolojinin eleştirisine götürecek bu serde. Ve intensiyonel tezi ki real olanın zorunlu olmadığı düşüncesine götürecek. Varoluşun onsuz olunamaz bir özellik olmadığı, dolayısıyla da varoluşun değil, önce verilmiş olanın önemli olduğu düşüncesine bu serde götürecek. Bütün bunlar. Şimdi gelelim genç Husserl'e. Genç Husserl'in yaptığı işlere gelelim. Şimdi genç Husserl bir matematikçi aslında. Biliyorsunuz Bayerstrass'ın yanında tez yapıyor kendisi. Ve ilk eseri filozofi der aritmetik, logisch und psychologisch und der Tugenden. Yani aritmetik felsefesi mantıksal ve psikolojik araştırmalar çalışmasının başlığı. Aritmetik felsefesinde matematik nesneleri ele alıyor genç matematikçi Husserl ve aritmetiğin temel kavramlarıyla ilgili mantıksal ve psikolojik tahlillerde bulunuyor. Şimdi biliyorsunuz Husserl keskin bir psikolojizm ve naturalizm eleştirmeni, doğalcılık eleştirmeni. Kendisi bu eleştirileri yaparken aslında bunun içinden geçerek yapıyor. Yani kendisi de önce bir psikolojist, felsefeci. Aslında aritmetik felsefesi bir psikolojizm
temelli bir çalışma olduğu genellikle kabul edilmiş ve Husserl'in burada psikolojisinden değiştirdiği, daha sonra psikolojisinden kaçamadığı söylenmiştir. Aslında bunu Husserl de biliyor. Husserl'in kendisi daha sonra yazdığı psikolojinin eleştirisini yaptığı eserinde, yani Logik und Erzurum'un yanında, özellikle ilk bölümde Prolegomena Zurmanian Logik'te, yani mantık araştırmaları, saf mantıkla ilgili Prolegomena için Prolegomena adlı eserinde diyor ki, kendisinden çevrilerek alıntılıyor, bu eserle ilgili, yani aritmetik felsefesinde diyor, ben kendisinden bahsediyor, düşünmenin psikolojik bağlantılarından düşüncenin içeriğinin mantıksal birliğine bir geçiş yapılması gerektiği anda, bu eserde bu gerektiği anda ihtiyaç duyulan süreklilik ve açıklığı elde edemektir. Bu kendisi bunu daha sonra Logischem und Erzurum'un yanında kendisi itiraf ediyor. Yani ben psikolojisinden bu eserde kaçamadım. Psikolojisine düştüm diyor. Daha sonra psikolojisine eleştirisi yapacağız ama. Şimdi bu aritmetik felsefesinde psikolojisinde düşüş genellikle Husserl'in de kabul ettiği görüştür ama mesela bunu herkes kabul eden var ya, mesela Ezra Stroker diye bir çok önemli bir yorumcu var. 1992'de kaleme aldığı Husserl'de Tutur, Avustal, Eder, Gezenler, Teşrif'ten adlı eserinde hayır, Husserl aslında burada psikolojisinde düşmemiştir iddiasında bulunuyor ve bu tezi reddediyor. Ama genel olarak benim de kişisel kanaatim bu. Husserl'in zaten kendi onayıyla psikolojisinde düşmüş olduğu. Çünkü mesela izlediyseniz o eserde Husserl'in nasıl psikolojisinde düştüğünü bir örneği olarak size vermek için ondan bir pasaj alıntılamak istiyorum. Onunla ilgili bir pasaj. Şimdi deniyor ki burada bu eserde Husserl'e göre aritmetik felsefesinde zamansal olarak birbirini takip eden ve ağırlıklı olarak gerçekleşen büyük izlenimleri adlandırıldıklarında içerik ya da temsil haline gelir ve bilince tesir ederler diyor. Şimdi bakın burada çok önemli bir nokta var. Aslında Husserl bu pasajlar psikolojisinde nasıl düşmüştür? Üç şeyi birbirinden ayırabilmiştir bu pasajlar. Önce bilinç içerikleri var, sonra tasarım var, sonra da izlenimler var. Yani daha sonra önce izlenimler var, sonra tasarım var. Şimdi bir de bilinç içerikleri var. Şimdi Husserl söz ederken burada bunları birbirinden ayırmadan kullanıyor. Yani birbirini takip eden, zansor ve takip eden izlenimleri içerik ya da temsil olarak adlandırıyor. Oysa daha Hume bile tasarımla izlenimi birbirinden ayırıyordu. Yani Hume bile tasarım, ide ve izlenimi birbirinden ayırıyordu. Şimdi burada kendisi bu ayrımı daha yapmıyor henüz. Bilinç içeriklerini daha sonra ayıracak. Bunları ayıracak daha sonra. Ama burada henüz daha bu noktada değil Husserl. Şimdi mantık araştırmaları eserine geldiğimiz zaman, Logische und Erzurum'un eserine geldiğimiz zaman, ki çok önemli bir eserdir. Çok zor bir eserdir. Bu Türkçe'ye çevrilmedi ne yazık ki. İki cilttir. Birinci cildi işte az önce söylediğim gibi saf mantıkla ilgili bir çalışmadır ve psikolojinin esprisini burada yapar. İkinci cilde hele çok daha zordur ve daha sorunlu bir metindir. Ona daha kısa değineceğim. Bu eserde özellikle mantık araştırmalarında matematik ve mantığı psikolojik temelinde ele alıp anlama çabalarını eleştirir Edmund Husserl. Ve matematiğin, mantığın doğrularının psikolojik düşünme edimlerine indirgenemeyeceğini sanır. Böyle bir indirgemenin imkansız olduğunu sanır. Nitekim psikolojik olgu kavramına karşı olarak onun yerine öz kavramını gündeme getirir. Ve burada bir dogmatik bir tavırda öz anlayışını öne sürmez eski dogmatikler olduğu gibi. Burada psikolojik olguları ön yargılardan arındırmak için öz kavramını öne sürer. Ve bu yönüyle de psikolojinin karşıtı bir konuma yerleşmeye çalışır. Şimdi peki psikolojizm diyoruz. Kim bu psikolojistler? Yani mantığı, matematiği, felsefeyi psikolojist olarak ele alan kimler? Aslında kendi döneminde çok önemli isimler var.
Bunlar arasında tabii ki Wilhelm'dan söz ettim ama daha önemlisi felsefi açıdan bizim için önemli, özellikle mantık açıdan önemli iki isim var. Bunlardan biri Christoph Seyfert, Seyfert Alman, Robin diye bir eseri vardır meşhur, iki ciltlik. Ve Theodor Lips, Lips biliyorsunuz aynı zamanda psikolojik estetiğin kurucusudur, Theodor Lips. Mesela Wilhelm Döringer, soyutlama ve Einfühlung ve şeyde, Abstraktion ve Und Einfühlung da şeyi eleştirir, Theodor Lips'in psikolojik estetiğini eleştirir ki İsmail Tunalı Hoca sanırım onu Türkçe'ye çevirdi. Şey, Wilhelm Döringer'in. Şimdi bu ikisi, hem Christopher Zygmunt, hem Theodor Lips şöyle bir görüşe sahipler. Bakın, sen bunları eleştirecek şimdi. Ama önce onların görüşünü vermek istiyorum. Diyor ki bunlar, epistemoloji, algılama, inanma, yargı verme ve bilmenin bilişsel doğasıyla ilgilenir. Bu fenomenler tüm psikolojik fenomenlerdir bunlara göre. Bilme, inanma, algılama. Dikkat ederseniz yargı verme. Bunları psikolojik fenomenler gibi algılar. Bu fenomenleri araştırmak ve yapılanları keşfetmek psikolojinin görevidir. Bilimsel ve mantıksal algoritmalarımızda psikolojik fenomenlerdir aslında. Mantık psikolojinin bir bölümüdür aslında bu düşünceleri. Mantığın yasaları psikomantıksal yapıların yasalarıdır. Bu yapıların doğası ve geçerliliği empirik olarak araştırılmalıdır. Yani deneysel olarak araştırılmalıdır ki zaten bir her modunu yapıyor. Psikoloji mantık için teorik bir temel sağlar. Şimdi bu görüşte olan bu düşünürleri Husserl eleştirmeye başlıyor. Husserl diyor ki mantığın ve psikolojinin alanları arasında var olan temel farkı bunlar bilmiyorlar. Bunlar bunları birbirinden ayıramıyorlar. Bu yüzden de psikolojinin temel özelliği mantık ile psikolojiyi birbirinden ayırmayı becerememesi. Bir kere diyor ki mantık empirik bir bilim değildir. Husserl. Şimdi dolayısıyla da olgusal olarak var olan nesnelerle ilgilenmez mantık. Olgusal olarak var olan nesnelerle ilgilenmez. Bunlar ne demek olduğunu açmaya çalışalım. Mantık çünkü ideal yapıları araştırır. İdeal yapı ve yasaları araştırır. İdeal. Bu araştırmada kesinlik ve tamlık vardır. Oysa olguyla ilgili kesinlik hiçbir zaman yoktur. Olguyla ilgili biliyorsunuz contingent'tır olgularla ilgili bilgiler. Yani olumsaldır. Yani ne demek? Olması zorunlu değildir. Yuma hatırlayın. Olgu durumlarıyla ilgili çıkarımlarımız olasıdır. Yuma'nın vardığı sonuç buydu. Dolayısıyla da psikoloji empirik bir bilimdir ve bilincin olgusal doğasını araştırır. Ama mantık böyle değildir. O zaman nasıl olur da psikoloji mantığın temeli olur ya da mantık psikolojinin bir bölümü olur? Diğer tüm empirik bilimler gibi psikoloji de belirsizlik ve olasılık içerir. Aynı Brentano'nun görüşü, dikkat ederseniz. Brentano da genetik psikoloji için aynı şeyi söylüyordu. Meteoroloji gibidir diyordu. Genetik psikoloji. Ancak tahminde bunlar. Mantığı psikolojiyi indirgeyen psikolojizm bir kategori hatası yapar bu sebeple. Çünkü mantıkta olan şey idealitedir. Apodeiktiktir. Yunanca biliyorsunuz apodeiksiz, tartışmasız kesinlikle. Ve a priorilik, bunu zaten biliyorsunuz, deneysel olmayan demek, yani empirik olarak geçerli olmayan doğrular demek. Dolayısıyla a priorilik, iddialitik ve apodeiktik aslında mantığın yasalarının özellikleridir. Mantık ilkeleri böyle ilkelerdir, mantık yasaları. Aslında mantığın yasaları asla olgusal empirik doğada değildir ve psikeye, psikik olana referansla açıklanamaz ve anlaşılamazlar. Bu sebeple. Dolayısıyla psikolojinin temel hatası bilgi nesnesiyle, bakın burası çok önemli, bilgi nesnesiyle özür dilerim, bilme aktını ki aktığın elin diye Türkçe'ye çeviriyoruz, ayırmayı becerememeli. Bilgi nesnesiyle bilme aktı. Akt, çünkü edim, mesela düşünme edimi, anlama edimi, isteme edimi, sevme edimi, nefret etme edimi, neyse. Zamanda geçer. Zamanla olup biter. Ve psikolojik bir süreçtir. Ve bir başlangıç ile bir sona sahiptir. Bu. Oysa mantığın ilkeleri ve matematik yollar zaman dışıdır. Zaman dışıdır.
mantığın yasalarından, matematik doğrulardan, teorilerden, ilkelerden, önermelerden, mekaniklerden söz ettiğimizde temporal bir şeyden söz etmiyoruz. Yani belirli bir özne tecrübeyle bağlantılı, bir öznede geçen süreyle ilgili bağlantılı bir şeyden söz etmiyoruz. Bir zaman yok işin içinde. Mantığın yasaları atemporaldir. Nesneldir ve ezeli olarak geçerlidir. Psikik olanlar böyle değildir. Mantığın ilkeleri de bilinç tarafından kavranılıp bilinse de onlar bilmenin psikik aklarından farklı ve bu aklara indirgelemeyen ideal bir şeyin bilincidirler. Mantık tabi, matematikte biz ideal şeylerin bilincine varıyoruz. Zaman dışı şeylerin, atemporal şeylerin bilincine varıyoruz. Aslında Edmund Husserl, genç Husserl'e. Dolayısıyla da ideal ile real arasında bir ayrım yapılması gerekiyor. Daha sonra ideal ile real arasındaki bu ayrımın da sorunları var ve onları tekrar bağlama denemesine girişecek Edmund Husserl. Bundan biraz söz edeceğim daha sonra. Şimdi bir tür aslında bir tür tırnak içerisinde mantıksal platonculuğu savunuyor. Mantık ve matematik ilgili. Yani onların real olmadığını, ideal olduklarını ve real gerçekliğin yasalarından farklı yasalar olduklarını onları anladığımız bilimlerle, diyelim psikolojiyle anlaşılamayacaklarını aslında bütün platonculuk, mantıksal platonculuk sanki hakim burada diyemiş Husserl'de. Şimdi şöyle diyor, Logische Unterzuchung'un yeniden tercüme ediyorum. Doğru diyor, mantıksal doğru, olgu değildir. Yani zaman bakımından belirlenmiş bir şey değildir, zamanla ilgili bir şey değildir. Doğru değişmez çünkü zamana göre, ona göre. Yani matematik ve mantıksal doğrulardan bahsediyor. Doğru, anlamı olarak aslında var olan bir şeyle, var olan bir durumla değişen bir şeyle ilgilidir. Elbette ilgili olabilir. Ve ona sahiptir. Ama doğrunun kendisi, doğrunun ilgili olduğu şey değil, bizzat doğru, zamanın ötesindedir. Yani temporal bir varlık ona yüklenemez. O ne doğar ne de yok olur. 2 artı 3 eşittir 5 gibi bir doğru, dünya var olsun ya da olmasın. Bu dünya, bu aktüel şeylerle var olsun ya da olmasın, saf bir doğru olarak kendisiyle bir bütün olarak durur diyor. Edmund Husserl, Logische Unterzuchung'un yanında. Şimdi, daha anlayabilmek için, bizim için daha anlaşılır kılmak için şöyle bir şey söyleyelim. Mesela saymak, hesap et. Hesap et bir tecrübedir. Her tecrübenin zamanda geçer. Sayma tecrübesinde ne sayarız? Sayıyı sayarız. Hesap et, psikik bir aktır. Sayma, psikik bir aktır. Ama sayı psikik bir akt değildir. Hesap etme ediminde kullandığımız sayı, hesap etme edimine dahil değildir. Söylemek istediğim. Hesap etme, psikik bir edimdir. Yani 2 artı 3 eşittir 5 dediğimiz zaman, evet, psikik bir edim. Ama 2, 3 ve 5 psikik nesneler, psikik edimler değildir. Sayı ideal bir nesne. Ama sayma psikik bir akt. Sayılar, teoriler, kanıtlar, doğrular ideal nesnelerdir. Taşlar, oklar, gerçeklikler ve şeyler, bunlar gibi gerçeklikler ve şeyler değilse de yine de nesnedirler. Çünkü onlar ideal nesnelerdir ve ona Husserl ideal nesnelik adını veriyor. Şimdi bir parça daha anlamaya çalışalım. Mesela psikolojik bir mantıkçı önemli bir yasayı kullanır. Bu yasa turnuvanın yasasıdır. Psikolojisi mantıkçı. Şimdi Logische Unterzuchung kendi turnuvanın bir geliştirisini de yapar. Edmund Husserl. Der ki, oradan alıntı yapıyor Logische Unterzuchung kendine. Tünevar'ın yasaların gerçekliliğini, özür dilerim, yasaların geçerliliğini gerekçelendirmez. Bilakis sadece bu geçerliliklerin ne kadar yüksek ya da alçak düzeydeki olasılıklarını gerçekleştirir. Yani aklı başında ve haklı olasılıkları, yasaları değil. Bakın, Tünevar'ın olasılıkları söyler. Yasaları söylemez. Çok anlaşılır bir şey söylüyor burada Husserl. Çünkü kim Tümevar'ın eleştirisini daha sonra
bir sürü düşünür yapıyor. Yani kendisi bu sergi bir fenomen olmasa da tüm arama eleştirisini yapan bir sürü düşünür var. Çünkü yetersiz sayıda gözlemden yasa çıkartamazsınız. Gözlem sayınızı ne kadar arttırırsanız arttırınız, bütün nesneleri bütün zamanlarda, geçmişte, gelecekte ve şimdi gözlemleyemeyeceğinize göre buradan bir yasa çıkmaz. Evrensel yasalar elde edemezsiniz. Dolayısıyla da saf mantıksal yasaları a priori ve geçerli kılmak mümkün değildir. Tümevarımsal yasalarda ziyade kesin bir apaçıklıkla kavrayabileceğiniz yasalara ihtiyacımız vardır mantıkta ve matematikte. Bize gereken budur. Dolayısıyla da tümevarı psikolojik bir anlayışın ürünüdür. Psikolojisi bir anlayışın ürünüdür. Mantıkta kullanılır. Zaten empirisiz olan mantıkçılar genellikle tümevarını hep öne sürmüş ve savunmuşlardır. Edmund Husserl. Şimdi diyor ki psikolojist mantıkçılar bir başka hata yapıyor. İdeal bir yasa ile norm olan normatif bir yasa ile doğa yasasını birbirine karıştırıyor. Sanki onları doğa yasaları gibi şey görüyor. Yani mantığın yasalarını doğa yasaları gibi şey görüyor. Bu yanlıştır. Mantığın yasaları doğa yasalarına indirgenemez. Ya da doğa yasaları üzerinden açıklanamaz mantığın yasaları. Dolayısıyla da ideal ile real arasındaki bağlantı siz tutup mantığın yasalarını doğa yasalarından çıkartarak kurulamaz. Yani siz mantığın yasaları doğa yasalarından hareketle kurduğunuzda ideal ile real ilişkisini yanlış kurmuş olursunuz ve bir sürü gereksiz metafiziğe yapacaksınız. Edmund Husserl'e göre spekülasyona yapacaksınız. Ona göre. Şimdi kendisinin çok güzel bir örneği var. Burada okuyacağım. Bir hesap makinesi örneği veriyor. Logische Untersuchungen'de. Programın sonu Albanya'nın doğru kısmında, birinci bölümde. Diyor ki kendisi, mesela hesap yapan bir hesap makinesini düşünün ve bunun işleyişini açıklarken siz mekanik yasalar yerine aritmetik yasalara başvurmazsınız. Şimdi o dönem hesap makinesini düşün tabii. Şimdi daha elektronik yasalara başvuruyoruz da ya da bilgisayarla ilgili. Şimdi o dönemi düşünün, o dönemde. Zira makinenin işleyişini doğrudan sayılar arası ilişkileri düzenleyen aritmetik yasalarla bir ilişkisi yoktur. Aynı şekilde hesap makinesine denk düşen bir diğer örnek olarak düşünmenin içinde meydana geldiği bilinç gözlüğünü alınacak olursa bilinç de psişik dedimleri alınan olarak doğrudan düşünme süreçlerini düzenleyen genel mantıksal yasalardan türetilemez. Bu nedenle hesap makinesinin işleyişinin aritmetik yasalardan türetilmesi ne kadar mümkünse ki türetilemez. Psişik eğitimler alanının da mantıksal yasalardan türetilmesi o kadar mümkün değildir. Bu da mümkün değildir. Dolayısıyla da mantık kendisine has bağımsız bir bilimdir. Bunu psikolojiye indirme çabası büyük bir hatadır bu sebebi. Edmund Husserl. Şimdi mesela psikolojik mantıkçılar diyelim ki önemli bir çelişmezlik yasasını ifade etmek istiyorlar. Onlar bu yasayı şöyle ifade ederler. Tasdik ve inkar düşünceleri birbirini dışlar. Ya da çelişik sayılan iki önerme aynı bir bilinçte aynı anda beraber bulunamaz. Şimdi burada bir psikolojist yorum var. Oysa aslında söylenen A ve A değil önermelerinin bir yasa gereği birlikte doğru olamamalarıdır sadece. Sadece söylenmek istenen şey budur. Ama burada iki yargı ediminin bir arada bulunamayacağını söylediğinizde edimi işi içine kattığınız için siz aslında psikolojist bir biçimde çelişmezlik yasasını ifade etmeye çalışıyorsunuz ve aslında Husserl'in istediği ideal olan yasayı veremiyorsunuz şeye göre. Çünkü oluş aslında çelişkiyi dışlar. Latus şöyle diyor, oluş sizin çelişki yasanızı nasıl söyleyeyim, amiyane bir tarafta takmaz. Yani ölüm ve yaşam bir arada bulunabilir. Yani oluşta bulunabilir. Yani beden hem yaşarken hem aynı zamanda ölüyor. Şimdi bu mümkün bir bedende her ikisi. Ama siz bunu edim ile yani psişik bir süreçmiş gibi eğer çelişmezlik yasasını ifade etmeye çalışırsanız
o zaman onun idealitesini elden kaçırırsınız. Bu yüzden de varoluşla ilgili olarak mantık yasalarının varoluşla geçerliymiş, varoluşla geçerliymiş gibi düşünmek ve kullanmak bir metafiziktir. Mantık yasaları varoluşla aynen geçerli. Nitekim bir sürü metafizikçi bunu yapmıştır, bunu savunmuştur. Bu mümkün değildir Edmunds'a göre. Çünkü mantık ideal yasalardan söz eder, varoluşla ilgili bir şey söylemez. Bunu öyle düşünmeniz sizin psikolojist düşündüğünüz ya da naturalist düşündüğünüzü gösterir. Doğalcı düşündüğünüzü gösterir. Ya da bir diğer deyişle mantığın yasalarını doğa yasalarına indirgemeye çalıştığınızı ya da mantığın yasalarını doğa yasalarından türetmeye çalıştığınızı gösterir ki ikisi de hatadır. Edmunds'un sebebi. Şimdi bu kadar ayrımdan sonra tabii ki karşısına bir zorluk çıkıyor bu sefer. Bu ayrımı yaptıktan sonra iyi de başımızda şöyle bir dert var. Bu ayrımın kendisi de sorunlu. Çok radikal bir şekilde real bir ideale ayırdığınız zaman o da bir başka sorununu gündeme getiriyor. Mesela bireyler bir seçik düşünme eğilimlerini kurarken kendi düşünme eğilimlerinde real ve ideali aslında bir araya getiriyorlar. Şimdi bu real ve ideali bu kadar kutuplaştırmak bir sorun yaratmıyor. Husserl bunu da fark etmiş. Ve bu kutuplaştırma sorununu çözmek için Logos ve Unterzonungen'in ikinci cildinde bir atılım yapmış. İkinci cildin adı Unterzonungen ve Fenomenologie von Theorie der Erkenntnis. Yani Fenomenoloji ve Bilgi Teorisi üzerine araştırmalar. Burada bu sorunu çözmek için Edmund Husserl çok ilginç girişimlerde bulunuyor. Bunları çok kısa deneyeceğim ve konuşmamı öyle tamamlayacağım. Daha fazla sizi yormak istemiyorum. Burada çok önemli bir terimi ortaya atıyor. Kategoriyel yanşan. Türkçe'ye kategoriyel gölü olarak çevirebiliriz. Anşan gölü demek diyorsunuz. Kimden geliyor gölü kavramı anşan? Kant'tan geliyor bu. Immanuel Kant'tan geliyor aslında. Şimdi tabii ki kategoriyel gölü irade idealin sentezi konusunda bir çözüm arayışı. Yani bunu kutuplaştırmama. Nihai bir şekilde şunu kutuplaştırdığınızda da başka bir sorun ortaya çıkıyor bu sebeple. Bu kutupların tamamen birbirinden bağımsız ve kopuk olmadığını, çünkü realde ideal ne olsa olsun bir yerde birleşiyorlar aslında. Bir yerde bir araya geliyorlar, onu da çözmesi gerekiyor. Burada kategoriyel bir gölü anlayışına ulaşıyor. Tabii bu kendi içerisinde ve ideal arasındaki dualizmi aşmak denilmesinde şaşırtıcı bir terim seçimi. Aslında bir kantçı olsanız, yani kantçı der ki ne oluyor ya? Nasıl oluyor da gölü kategoriyel gölü de? Çünkü biliyorsunuz gölü ile kategoriyi kant ayırır. Gölü verilmişliği ifade eder. Gölü pasiftir. Değil mi? Verilmiştir. Oysa kategori anlam yetisinde etkinliğini gerektirir. Spontanitesine dayanır. Kendiliğinden dayanır. Etkin bir akt ile edilgin bir durumun bir araya getiriyor bu sen. Yani aslında Kant için imkansız olan bir kavramlaştırma yapıyor, kategoriyel gölü. Çünkü Kant için kategori anlam etsin kategorisidir. Gölü de duyarlılığın gölüleridir, duyarlılığın kollarıdır. Şimdi ama Husserl ideal realleştirmek için, yani gölüyü, çünkü Husserl'in temel iddiası şu, mantığın ve matematiğin aslında temel şeyleri verilmişler, bilince verilmişlerdir. Dışarıdan, doğadan çekip çıkarmadığınızda göre nerede bunlar? Bilinçler. Bilinç içerikleri bunlar. O zaman verimliler. Tıpkı uzay ve zamanın Kant'a göre gölü olarak bizim duyarlılığımızda verimli olmaları gibi. Anladın mı? Söylemek istediği bu. Ama bir taraftan da fizikçik değiller. Çünkü zaten Kant'a psikolojisinden kaçmak, o da psikolojinin suçlamasına tabi olmuş. O da kaçmak için özellikle özenle bunlara ayrılmış. Ama Husserl diyor ki, iyi ama bunlar arasında bağlantıyı nasıl kuracağız? O zaman diyor ki, Husserl'in kendi görüşüne göre, kategoriyel gölü diye bir şey vardır ve bu özsel bir içgörü olarak daha sonra adlandırılır. Bu bilinç içeriklerini verilmiş olarak görülenmesidir. Uzay ve zamanın görülenmesine benzer. Demek istediği şey bu. Yani dışarıdan elde edilmemiş olan mantık ve matematik yasalarına ilişkin apaçıklığa biz nereden ulaşıyoruz? İşte bu gölü sayesinde. Ama bu gölün aynı zamanda duyarlılıkla sadece duyarlılıkla ilgili olmadığı için, çünkü mantık ve matematik duyarlılıkla ilgili değil, aynı zamanda kategorilerle de ilgili. O zaman kategoriler bir görüldü.
Selim. Tabii bu da çok eleştiriye yol açıyor. Çünkü Kant'ın kaçtığı aslında psikolojizme bir geri dönüşümü diye değerlendiriliyor. Husserl bunu eleştiriliyor. Ve Husserl de rasyonalizmin rasyonalisti diyorlar. Yani akıl dışıcılığın akılcısı. Çünkü aslında bu sözünü ettiğimiz şeyler irrasyonel bir takım verilmişlikler. Çünkü rasyo ile alakalı değiller, görürler bunlar. Ama aynı zamanda kategoriyeller, o zaman rasyoyla alakalılar. Şimdi böyle tuhaf bir ideal ile realin tutulaşmasını çözmek için kafa karıştırıcı, zor ve ikinci cildi zaten inanılmaz zor kalan bir kavramlaştırmaya gidiyor Husserl. Üstelik bunu daha da zor olan bir başka kavramlaştırmayla destekliyor. O da Zahverhalt düşüncesiyle ki bu ondan da zor ve açıklaması belki onun daha da zor Zahverhalt görüşünün. Aslında Zahverhalt biliyorsunuz Bozano'da olan bir şey ve kendini önermeler diye çevirebiliriz. Bir takım saf belirler bunlar ve olguların ilişkiselliği, bağlantısı da diye çevirilir. Aslında Wittgenstein'de de var Zahverhalt. Olgu durumları diye çevrilen. Şimdi bunların kendisi aslında bu Zahverhalt dediği şey bu kendilikler bunlar ideal bir yapıya sahipler hem de olgusal bir yapıya sahipler bu sebebe göre. Ve bunlar bizim tarafımızdan oluşturulmamışlar, verilmişler. Böyle tuhaf bir kavramlaştırmaya geliyor. Şimdi buradan sonra aslında belki sorularla açabilirim. Zahverhalt meselesi Husserl'de ve kategoriler anşaum, kategoriler anşaum meselesi Montezuma'nın en zor kısmı, en karışık kısmı. Erken Husserl'de en çok tartışılan yönler bunlar. Bunlar tartışma götürmeyenler. Ve buradaki çözüm aslında görüşsel olarak dolaysız verilmiş olanı nasıl rasyonelleştireceksiniz? Nasıl onun mantık yasalarını oradan nasıl türeteceksiniz? Aslında Husserl bütün gerçekliği oradan türetiyor. Gerçekten Husserl'in kendisi. Daha sonra geç Husserl'in kendisi. Bütün varmış dışına bırakarak bilinçte verilmiş olan içeriklerden türetiyor. Bu onun daha sonra 5 dönemde yaptığı bir çalışma. Ben size daha fazla yormak istemiyorum çünkü Zahverhalt meselesi gerçekten çok çetrefildir. Sayısız tartışmaya yol açmıştır. Anlaşılması da çok kolay değil. Bunu da kabul ediyorum. Belki içinizde Husserl'e yeni tanışanlar var. Bu aynı zamanda Kantçı sentez tartışmalarını da anlamayı gerektiriyor. Ve bir sürü daha bilgi gerektiriyor. O yüzden izin verirseniz sorularla eğer mümkün olursa belki açarız. Ya da başka sorular olursa başka şekilde konuşuruz. Ben müsaadenizle konuşmamı burada sonlandırıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.